O metallerin üzerine yağan yağmurun sesini bence duyuyorsunuzdur. Sabah güneşliydi ama yağmur yağmaya başladı bir anda böyle. Ve şu an siz bütün gürültüyü duyuyorsunuz büyük ihtimalle. Yani. Şömineden bir şeyler dökülüyor. Olaylı bir gün. Selamlar. Ben geldim yine. Makyaj videosu paylaşmayalı bayağı uzun bir süre olmuştu. Nedeni çok fazla yeni ürün çıkmış olması ve benim bunları sipariş etmiş olmam, elime biraz geç ulaşmaları. Bu esnada vlog çekip sizi videosuz bırakmayayım istedim. Ve son 2 haftadır vlog paylaşıyorum. Hatta birer hafta arayla bile olmadı, biraz daha fazla oldu. 1,5 haftada bir video paylaşmaya başladım. Çünkü vloglarda da gördüğünüz üzere, izlediyseniz eğer, çok yoğun bir zamanıma denk geldi. Ve vlogları editlemek, makyaj videolarını editlemekten biraz daha uzun sürüyor. O yüzden böyle 1,5 haftada bir falan paylaşabildim. Üzgünüm. Fakat yeni ürünlerimiz artık elimizde. Makyaj malzemelerimiz. Bu hafta itibariyle artık yeni ürünleri denemeye başlayacağız. Neyse, bugünkü ürünümüze geçmeden önce, eğer aramıza yeni katılanlarınız varsa, bu videoyla ilk kez tanışıyorsak, öncelikle aramıza hoş geldiniz. Ben Tuğba, 11 yıldır İtalya'da yaşıyorum ve Bologna Üniversitesi'nin bir öğrencisiyim. Kanalımda makyaj videoları paylaşıyorum çoğunlukla. Araya bazen buradaki yaşantımla alakalı vloglar da ekleyebiliyorum. Eğer bu içeriklere ilginizi çekerse kanala abone olmayı bir aklınızdan geçirin. Abone olduktan sonra tüm bildirimleri de açarsanız YouTube her video yükleyişimde size bildirim yollayacaktır efendim. Teşekkür ediyorum şimdiden hepinize. Şimdi geçelim bugünkü konuğumuza. Maybelline geçen ay yeni bir seriyle karşımıza çıktı. Daha doğrusu bu 2 ay falan oldu ama Avrupa'ya geçen ay ulaştı. Green Edition diye bir seri. Tamamen temiz içeriklerden oluştuğu iddia ediliyor ve yine son zamanlarda birçok markanın yapmış olduğu şeyi Maybelline de yapmış. Cilt bakımıyla makyajı birleştirmişler. İlk olarak maskara ve renkli cilt yağı ile çıktılar karşımıza. Bir ay kadar sonra da dudak ürünleri de çıkardılar. Onlar henüz gelmedi Avrupa'ya. Yalnızca Amerika'da varmış. Büyük ihtimalle Türkiye'ye de gelmemişlerdir. Çıktıkları zaman onları da alıp inceleyeceğiz. Maskarası çok ilgimi çekmedi çünkü çok basic bir fırçası var. Çok böyle benim kirpiklerimde işe yarayabileceğini düşündüğüm bir fırça değil. Yani ekstra bir volüm verebileceğini düşündüğüm bir fırça ya da formülü yokmuş gibi geldi. O yüzden onu almadım. Bu arada incelememi isterseniz o ürünü de alıp inceleyebilirim. Yazınız yorumlara. Biz bugün serinin renklendirilmiş cilt yağını deneyeceğiz. Bayağı farklı bir ürün gibi geldi. İddialarına dayanarak konuşuyorum. Fakat şunu hemen belirtmek istiyorum. Bu ilk izlenim videosu olmayacak arkadaşlar. Çünkü özellikle son zamanlarda ilk izlenim videolarının çok fazla sizin işinize yarayan videolar olmadığını fark etmeye başladım. Yani izlerken güzel, eğlenceli. Fakat her zaman söylediğim gibi bir ürünü ilk kez kullanıyorsanız çok fazla emin olamıyorsunuz. İyi bir ürün mü, kötü mü, orta seviyede bir ürün mü? O yüzden bunu ben bir hafta denedim. Birazdan zaten uygulamasını yapıp sonuçlarından da bahsetmiş olacağız. Duruşunu falan da görmüş olacaksınız. Biraz içeriğinden ve formülünden bahsedelim. Dediğim gibi renklendirilmiş bir cilt bakım yağı. Çok ince bir yapısı var. Şöyle bir damlalıkla geliyor bu arada. Hatta sıvı bir yapısı var. Zaten yani başka bir şey beklemezsiniz büyük ihtimalle. Ama şu şekilde. Bayağı sıvı. Çok fazla rengi yok bu arada ürünün. Bu en açık rengiydi. Yine bunda da L'Oreal'in fondötenindeki gibi, serum fondötenindeki gibi tek bir renk 2-3 tona uyum sağlayabiliyor. Çünkü sheer bir yapıda. Kapatıcılığı kesinlikle yüksek ya da orta seviyede bir ürün değil. Fakat kapatıcılığının artırılabildiği iddia ediliyor. Bu arada ürün ambalajının %20'si geri dönüştürülebilen bir ambalajmış. Green Edition deyince böyle daha çevreye duyarlı, ne bileyim işte %100 geri dönüştürülebilen bir ürün, temiz içerikler falan zannediyorsunuz ama %20'si yalnızca geri dönüştürülebilir materyallerden oluşuyor. Onun dışında şöyle bir şey yazmışlar. Bir saniye şuradan okuyacağım. %84'ü, içeriğinin %84'ü natural orijinli içeriklerden oluşuyormuş. Hani %84'ü natural içerikler değil. Natural orijinli içerikler. Yani garip biraz. Neyse. Geçelim şimdi uygulamaya. Yüzüme hiçbir şey uygulamadım ve bunun nedenini birazdan söyleyeceğim. Zaten genelde bir ürünü ilk kez kullanıyorken altı primer falan uygulamıyorum. Fakat
Bunda ürünü daha sonra uyguladığımda da alta primer uygulamamayı tercih ettim. Neden? Alta uyguladığınız primerla ya da kremlerle çok iyi uyuşan bir ürün değil. Çünkü cilt yağı. Ürün böyle parça parça dağılabiliyor yüzünüzde. Hemen olmuyor bu, fakat gün içinde işte özellikle şu kısımlarda daha böyle ince çizgilerin ya da daha derin çizgilerin olduğu yerde garip bir şekilde parçalanmaya başlıyor. O yüzden bu ürünü tek başına kullanabilirsiniz. Şimdi ürünü yüzünüze sürer sürmez müthiş bir nem hissediyorsunuz. Yüzünüzde gerginlik oluşuyorsa sürekli, yani şunu kullandığınız zaman o gerginlik ortadan kalkıyor. Çok güzel bir ışıltı veriyor cilde. Umuyorum yakalıyordur kamera. Ve yüzdeki kızarıklıkları falan kapatıyor. Ama dediğim gibi kesinlikle kapatıcılığı yüksek bir ürün değil. Ürünü uyguladığınızda size hissettirdiği şey tam olarak yüzünüze cilt bakım yağı uyguladığınızda nasıl böyle cildi bir ısıtır, anında yumuşacık yapar, o. Tam olarak bunu hissettiriyor cildinizde. Yapısı çok ince, kesinlikle yüzünüzde makyaj varmış gibi hissetmiyorsunuz. Kesinlikle ağır durmuyor ciltte. Fakat dediğim gibi alta yanlış bir primer uygularsanız, ki benim uyguladığım primerlardan hiçbiri uyuşmadı. Yani belki de hiçbir şekilde primer falan uygulamamanız gerekiyor olabilir. Çünkü dediğim gibi teknik olarak yani cilt bakım yağı, hani cilt bakım rutininde kalkıp da yağın altına saçma sapan bir ürün, ne bileyim, önce kremi sürüp birazdan gürültü yapmak ister misiniz? Ne bileyim işte alta krem uygulayıp üstüne sürmezsiniz cilt bakım yağını ya da serumlarınızı. Önce serum uygulanır, ondan sonra üstüne artık kat kat krem uygulayacaksınız. Ne yapacaksınız? Onu yaparsınız. Bunun altına o yüzden güneş kremimi uygularken de çok böyle çekinerek uyguladım. Ve 2-3 saat sonra gerçekten sıyrılmaya başladı. Yani parça parça görüyorsunuz, dağılıp gidiyor. Kapatıcılığını da göstereyim bu arada diğer tarafa uygulamadan. Yani kızarıklıkları falan kapatıyor. Ufak tefek böyle lekeler vesaire varsa onları da kapatıyor ki daha ilk kat bu. Yani günlük makyajda ya da işte hani yüzünüzde hiç makyaj yokmuş gibi dursun istediğiniz günlerde kullanmak için, pardon cümleyi tamamlayamadım, aslında çok uygun bir ürün. Ama gelin görün ki altına hiçbir şey ekleyemiyorsunuz. Anında dağılıp gidiyor. Şu kısma da hemen ekleyelim. Yapısını falan çok beğendim. Bu arada elinizle de uygulasanız, süngerle de uygulasanız, fırçayla da uygulasanız müthiş duruyor. Hiçbir şekilde böyle fırça iziydi, oydu buydu bırakmıyor yüzde. Tek başına kullandığınız zaman gayet başarılı bir ürün ama bazı sıkıntılar var. Şimdi şöyle ikinci katı da bir ekleyeceğim. Bu arada çok az kullanmanız da yeterli oluyor ürünü. Bakın 2-3 damla ekliyorum. Yarım yüz için yeterli oluyor. Rengi yalnızca biraz sıkıntı oluyor. Çok az oksitleniyor bu arada gün içerisinde. Yani şu an hali hazırda. Tabii ışıktan hiçbir şekilde görmüyorsunuz siz bunu ama yani koyu. En açık rengi bile koyu. Şöyle biraz ışığı düşüreyim. Umuyorum görüyorsunuzdur şimdi. Bakınız. Yani birazcık koyu. Şöyle bir durum var bu arada. Kuru bölgelerin üstünde biraz kötü duruyor. Evet, şimdi makyajın geri kalanını tamamlayacağım. Ha bu arada şeyden de bir bahsedeyim. Önce biraz dudaklarını nemlendireyim. Blistex markasının Lip Infusions Hydration SPF 15 içeren bu dudak balmını uyguluyorum. Gerçekten güzel bir ürün. Ha bu arada şey söyleyeceğim. Makyajı tamamlamaya geçmeden önce. Bu ürünün altına nemlendirici bir serum, hyaluronik asit vesaire kullanabilirsiniz. Onunla gayet iyi duruyor. Saçlarımı boyadım yine fondötenle. Onları temizliyorum. Onun dışında C vitamini serum vesaire kullanabilirsiniz. Fakat dediğim gibi bu C vitaminini kullandıktan sonra üstüne güneş kremi uygulamanız gerekecek. Ve güneş kremi bu ürünün altında çok iyi durmuyor. Yani ürünü biraz dağıtıyor gün içerisinde. O yüzden nasıl yaparsınız bilmiyorum. Eğer önümüzdeki günlerde farklı markaların farklı ürünleriyle, primer'dı işte, güneş kremiydi, onlarla da denemeye devam edeceğim. Bu ürünle uyumlu bir güneş kremi bulursam size de söylemiş olacağım bir videoda mutlaka. Bulamazsam da artık tek başına kullanacağız. Yapacak bir şey yok. Yazın ne kadar mantıklı olur bilmiyorum ama güneş kremi kullanmadan çıkmak. Ama yani... Şimdi bugünkü makyajı günlük bir makyaj olarak tamamlayacağım.
Çok hafif allık ekleyeceğim, maskara ekleyeceğim ve bitireceğiz. Planet Revolution markasının şu allığını uygulayacağım. Neydi bunun ismi? Peach Breeze fakat Colourpot bir şeydi ismi. Colourpot idi sanıyorum. Şöyle bir sorun da var. Üstüne pudra eklediğinizde de çok böyle iyi durmuyor maalesef. Yani dikkatli kullanmanız gereken bir ürün. Çok fazla böyle toz ürünlerle karıştırmamanız gereken bir ürün. En azından benim tecrübelerim bu yönde oldu. Concealer eklemedim bu arada. Bravo. Şuraya da biraz oturmuş bu arada. Bakın. Şu kısmı oturmuş biraz. Hemen. Yani diyorum kuru bölgelere anında oturuyor. Biraz concealer ekleyeceğim. NYX markasından Bare With Me Serum Concealer ekleyeceğim. Hemen şu iç tarafa çok az iki tane pit pit. Bir de şöyle dışlara. Concealer'la bile bozuluyor aslında. Yani çok garip bir ürün. Bu concealer mesela her fondötenle uyum sağlayan bir concealer. İster mat olsun, ister daha glowy bir fondöten olsun ya da daha sheer yapılı bir fondöten olsun. Her şeyle uyuyor. Fakat bu ürün concealer de kaldırmıyor çok fazla. Üst üste bir şey eklememeniz gerekiyor. Tek başına kullandığınızda iyi ama üst üste bir şeyler eklemeye çalıştığınız zaman bozuluyor. Şuraya da çok az ekleyeceğim. Şimdi göreceksiniz bakın. Kısımları nasıl duracağını. Bu gelmiş geçmiş en iyi kapatıcı olabilir bu arada ya. Bakın durmuyor, kayıyor. Yani üstündeki ürünü kaydırıyor sürekli. O yüzden hani üstüne bir şey ekleseniz de gidiyor yani yerinde durmuyor, sabitlenmiyor. Yani canım sıktı benim. Gidiyor yani sabitlenmiyor kesinlikle üstündeki ürün. Bu arada her şeyi denedim. Stippling brush, normalde kullandığım fırça, tercih ettiğim fırça, krem ve lik sağlık kullanırken ve güzel sonuç veriyor. Fakat bununla yani bakınız gidiyor. Alttaki ürün yerinde durmuyor. Alttaki ürün yerinde durmadığı için üstteki ürün de kaydırıyor yani. Şimdi üstüne pudra da ekleyeceğim. Normalde pudra uygulamıyorum bununla. Çünkü ilk kullandığımda uyguladım. Berbat durdu. Yapışıp kalıyor pudra üstüne. Sonra dedim çok fazla kullandım herhalde. Ertesi günde daha az miktarda kullandım. Ve yine aynı şeyi yaptı. Artı pudra uygularsanız eğer bunun üstüne gün içerisinde daha çok çizgilerin içine dolmasına neden oluyor ürünün. Yani garip, gerçekten çok garip. Son olarak geçen vlogta da görmüştünüz. Maybelline'in çok sevdiğim bu maskarasını kullanacağım. Uzun süredir bu piyasada. Birçoğunuzun da bildiği ve beğendiği bir maskara. Uzun süredir kullanmıyordum. Tekrar aklıma geldi geçenlerde. Alıp tekrar kullanmaya başlamak istedim. Ve iyi ki almışım. Aldığımdan beri yine elimden düşmedi. Bakınız bu arada anında şuraya oturuyor. Ürün doluyor. Daha derin çizgilere ya da oynayan yerlerdeki çizgilere. Bu maskarayı çok seviyorum. Kesinlikle oraya buraya bulaşmıyor. Kesinlikle topaklanma yapmıyor. Krem gibi bir formülü var. Ve günlük makyajda da kullanabileceğiniz, daha böyle belirgin gözler istiyorsanız, belirgin kirpikler istiyorsanız o zaman da gayet kullanabileceğiniz, üst üste kullandığınızda böyle sorun yaratmayan, hacim veren ve kirpikleri kıvıran güzel bir maskara. Tek kat bırakacağım. Biraz kaş serumu uygulayacağım. Relove by Revolution'dan Glossy Fix isimli şu çift taraflı jeli. Kalemle falan doldurmayacağım. Kaşları ya da şekil vermeyeceğim. Ki şu kısımda dökülmeler olmuş ama neyse. Dudaklara biraz Essence'ın şu kaleminden uygulayacağım. Üstüne allığımdan uygulayacağım. Çünkü bu hem lip balm hem de cheek balm. Hem allık hem dudak balmı olarak kullanabileceğiniz bir ürün. Ve son görüntümüz bu. Saçlarım yine çıkıyor oradan buradan. Sonuç olarak dediğim gibi tek başına kullanabileceğiniz güzel bir ürün. Özellikle günlük makyajda daha natural görünen bir makyaj yapmak istiyorsanız
O zaman kullanabileceğiniz fakat tek başına kullanmanız gereken bir ürün. Üstüne böyle kapatıcıydı, allıktı, oydu buydu kullanmaya çalıştığınız zaman, full face bir makyaj yapmaya çalıştığınız zaman bunu kaldırabilen bir ürün değil. Yani dağılıyor ve çizgilerin içine oturuyor. Yani çamur gibi duruyor suratta. Ve ayrılma da yapıyor çok fazla. O yüzden tek başına kullanacaksanız okey. Müthiş bir ürün. Cildinize verdiği o rahatlama hissi, o nemlendirici özelliği vesaire, evet, 10 numara bir ürün. Ha bu arada kapatıcılığı da benim için gayet yeterli bir kapatıcılık. Yazın özellikle şahsen ben tam kapatıcı ürünler kullanmaktan pek hoşlanmıyorum. Daha böyle ince yapılı, daha cildinizi alttan belli eden ama kızarıklıktı, oydu buydu onları da bir şekilde kapatan ince yapılı ürünler tercih ediyorum. Ve bu onlardan biri aslına bakarsanız. Ama dediğim gibi çok fazla diğer ürünlerle karıştırmamak gerekiyor. Hafif böyle yüzünüze canlılık gelsin istiyorsanız, tek bir ürünle makyajınızı yapıp çıkmak istiyorsanız müthiş bir ürün. Diyerek bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. İncelemesini yapmamı istediğiniz yeni ürünler varsa bunları lütfen yorum bölümüne yazın. Her hafta yeni çıkan ürünleri almaya çalışıyorum zaten ama hali hazırda Türkiye'ye gelmiş olan ya da burada çıkmış olan ve merak ettiğiniz ürünler varsa, incelememi istediğiniz ürünler varsa yorum kısmına yazınız. Ve ayrılmadan önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.